Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Ahmet. Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube'un genel durumu hakkında konuşacağız. Ve arkadaşlar, videoya girmeden önce söylemek istiyorum. Kanalımda yeniyseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Düzenli izleyicimseniz de kanalımdan bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Her neyse, YouTube'un genel durumunu kendime göre anlatmaya çalışacağım. Bu arada kimseye diss yok, diss atma gibi bir durum yok, laf yapma gibi bir durum yok. Onun baştan bir söyleyeyim. Aksine ben troll birisiyim, beni bilen bilir. Ben fazla ciddi takılmam bu YouTube'da. O yüzden hani kendime göre böyle bir video yapayım dedim. Şimdi YouTube'un ilk genel durumu bana göre çok kötü şu anda, YouTube Türkiye'nin durumu. Çünkü arkadaşlar, Minecraft çekenler içerik ürettiklerini sanıyorlar. Hayır, her Minecraft çekene lafım yok, bakın yanlış anlaşılma olmasın şimdi. Hunger Games, Survival Games'i yapıyorlar daha doğrusu. Skywars yapıyorlar. Şimdi diyeceksiniz, ulan sen 3 ay öncesine kadar Minecraft çekmiyor muydun? Evet çekiyordum ama cidden ben sıkıldım artık. Sıkılarak çekiyordum. O zamanlar bu tür içerikler yeni yeni keşfediliyordu. Yeni yeni izlenmeye başlanıyordu. Yani yapacak bir şeyimiz yoktu. Ben de o yüzden çekiyordum Minecraft'ı. Her neyse. Ulan bilgisayar kapanmış. Korktum, arkamda siyah siyah belirdi birden. Her Minecraft çekene lafım yok, yanlış anlamayın. Hani kendi içeriğinizi bulursunuz, Türkiye'de ilk bir şeyinizi yaparsınız. Tamam, içerik üretmektir bu. Hani insanlara fikir verirsiniz, onlar da sizin videonuzdan esinlenip hani kendi içeriklerini üretirler. Ama Hunger Games, Skywars, ne bileyim abi, hep aynı şeyler ya. Ben göre göre sıkıldım açıkçası. İlk olarak bu eleştirimi yapacağım. İkincisi ise arkadaşlar, primle gelişenler. Bunlar genellikle arkalarında yüksek aboneli arkadaşları olur. 100.000, 150.000 falan bunların arkasında arkadaşları olur. Aboneli arkadaşları olur daha doğrusu. Kasmıyor değil mi lan? Tamam, kasmıyor. Onların sayesinde hani bunlar da abonesini arttırıp küçük düşürürler milleti. Sen kimsin hani, ne oluyorsun falan derler bunlar. Çoğu bu ortamda yeni yeni türeyenler var. Onlardan biliyorum yani. Onlara da sinir oluyorum açıkçası. Benim gibi olanlar vardır ama yapacak bir şey de yok. Nasıl olsa hani primle gelişenler eninde sonunda düşüşe geçiyor. Onu da baştan söyleyeyim. Ama kendi emeğiyle gelişmeye çalışanlarsa bir tutuldu mu yükseliyor gidiyor. Bir üçüncüsü ise yani bir diğeri ise de arkadaşlar 9-10 yaş aralığındaki YouTuber'lar. Ben hani küçük düşürmüyorum onları. Yaşlarından dolayı dalga geçtiğim falan yok. Hayır abi, adam yani adam diyorum pardon. Çocuk yani bilgisayarı kullanmayı bilmiyor. Bandcam.com yukarıda böyle Bandcam'in reklamı duruyor. 10 dakikadan uzun video çekemiyor. Cızırtıdan sesi anlaşılmıyor videoda. Yani hayır abi, biraz büyü, bu video çekme işlerini falan bir öğren. Ondan sonra hani kendini geliştir, videonu da at. Ben yaşından dolayı kimseyi küçük düşürmem. Çünkü istediğimiz zaman doğmayı falan kendimiz istemiyoruz sonuçta. Onu baştan söyleyelim bir. Yanlış anlaşılma olmasın. O yüzden de hani ne bileyim, biraz bilginiz olsun, öyle çekin videonuzu. Cızırtı sesiniz anlaşılmıyor. 144 piksel video atan var ya YouTube'da. Vallahi yapmayın abi. 480 atan var ya. O 480 piksel video atanın biri 100 bin oldu şimdi. YouTube Türkiye'nin şu anki durumu bana göre çok kötü. Ne zaman iyiydi onu da söyleyeyim. Bana göre YouTube Türkiye'nin durumuysa arkadaşlar 2011'de iyiydi. O zamanlar daha eğlenceliydi yani. Şey, Lehaman vardı. Fare düşmanı vardı. O falan bıraktı şimdi. Başka TZ Cat falan vardı. Burak abi vardı. Burak abi hala devam ediyor da kendi başına da sıkıcı oluyor. İzlemiyorum. Şu anki durumu vasat ya, böyle gider. Hani kendi içeriklerini üretmiyorlar. Hep Minecraft, Survival Games, Hunger Games ama 100 bin izleniyorlar abi ya. Yapmayın, etmeyin ya. Vallahi sıkıldık artık ya bunları görmekten. Ana sayfama düşüyor. Hani abonelikten çıkıyorum, bu sefer de trend videolara giriyor. Nasıl yapıyorsunuz abi, anlamıyorum ki. Ben size hani çekenleri izlemeyin demiyorum. Hani sıkıldık artık, başka şeyler önerin ya. YouTube Türkiye'nin hani farklı içeriklere ihtiyacı var. Hani hep aynı şeylere ihtiyacı yok bu YouTube Türkiye'nin. Sandık aç, adam kes, sandığı topla. Biz bunları göre göre bıktık. Türkiye'nin hani YouTube Türkiye'nin gelişmesi için farklı içeriklere ihtiyacı var. Bakın hani Orkun abiye bakın, Murat abiye bakın. Yani onlar gibi içerikler lazım bizlere ya. Kendi özgün içeriklerimizi üretmemiz lazım abi. Başkaları yapıyor diye gidip Hunger Games, Survival Games de çekmeyin yani. Ben o tuzak diyorum pardon. Ben o yanlışı yaptım. Hani Minecraft kanalıydım başlarda ama o zamanlar hani böyle farklı içerikler yoktu. Böyle imkanım da yoktu daha doğrusu. Bu tür videolar çekecek imkanım da yoktu. 2 aydır falan ben böyle videolar çekmeye başladım işte. 2 aydır da kanalın gidişatından çok çok memnunum yani. Hani demek istediğim, YouTube Türkiye'nin hep aynı şeylere ihtiyacı yok. Yeni yeni hani içeriklerinizi üretin abi. Yazın abi, yazın. Hani kendi içeriğinizi üretin, bana Face'ten yazın. Ben elimden geldiğince destek olurum size. Ama Hunger Games videosu çekiyor adam. Videomu paylaşır mısın diyor. Paylaşmayınca da egoist oluyoruz ya. Neyse işte arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. YouTube Türkiye'nin bana göre hani şu anki durumundan bahsetmeye çalıştım elimden geldiğince. Yeniden söylüyorum, bu videoda kimseye diss yok, laf atma gibi bir durum yok. Üstüne alınan alınsın, garezi olan gocunur, kuyruk açısı olan gocunur. Videomu beğendiyseniz ve sizleri eğlendirebildiysem bir nebze de olsa, like atarsanız sevinirim, yorum yaparsanız da sevinirim. Paylaşırsanız ultra sevindirirsiniz bu garibanı. Kanalımda yeniyseniz, abone olursanız da sevinirim. Abonemseniz eğer kanalımdan bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.